Arkamdaki balonların aşağıya dökülmesi Cumhuriyetçi Parti'nin artık başkanlık yarışına gelecek, Kasım ayına kadar sürecek başkanlık yarışını resmen başlatması anlamına geliyor. Donald Trump konuşmasını yaptı. Şimdi ailesiyle birlikte podyumda, ailesi ve başkan yardımcısı adayı Mike Pence'in ailesiyle birlikte podyumda seçmenleri selamlıyorlar. Aşağıda 2700'den fazla delege var ve burada binlerce seyirci Donald Trump'ı selamlıyor ve kutluyorlar. Bakalım gerçekten önümüzdeki seçimlerde Donald Trump'ın performansı nasıl olacak göreceğiz. Ama konuşmasında Donald Trump bildiğimiz gibiydi aynı. Her zamanki gibi karşı muhalefeti eleştirdi. Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'ı eleştirdi. Obama yönetimini eleştirdi. Politikalarını eleştirdi. Bildiğimiz konulardan konuştu. Göçmenlik karşıtında açıklamalar yaptı. 180 bin kişiyi ülkeden çıkaracağım dedi yabancı, kaçak yabancıyı. Onun dışında tabii ki ülkeyi yeniden zenginleştireceğim dedi. Ben iş adamıyım, çok başarılıyım, milyonlarca dolar kazandım. Ülkeme de kazandıracağım dedi. Ülkenin altyapısını kuracağım dedi. Bunları Obama yönetiminin yapamadığını savundu, Hillary Clinton'ın yapamayacağını savundu. Hatta demokrat adaylardan Bernie Sanders'ın seçmen kitlesine bile Kasım ayına kadar, 8 Kasım'da yapılacak seçimlere kadar kendi tarafına çekeceğini iddia etti Donald Trump. Ve önümüzdeki dönemde nasıl bir performans izleyecek, halkın desteğini ne kadar alacak, bunları zaman içinde göreceğiz. Ama artık Cumhuriyetçi Parti seçim yarışını resmen başlattı diyebiliriz. Ben Alparslan Esmer, Amerika'nın sesi, Cleveland, Ohio.